kanalımdan herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tariflerime devam ediyorum. Bugün sizlere güzel bir tavuk göz tarifim olacak hem de çikolatalı. Yani lezzetini ikiye katlayacağız. Hemen daha fazla anlatmadan tarife geçmek istiyorum ve yazılı olarak hemen videonun altına da tarifi ekliyor olacağım. Öncelikli olarak bir tencerenin içerisine tereyağını alıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta mutlaka yanmaz, yapışmaz bir tencere kullanmanız gerekiyor. Üzerinde un da ilave edip güzelce bir kavuruyorum. Yine dikkat etmeniz gereken bir püf nokta ocağın altı çok harlı açık olmasın. Orta ateşte kısa yakın yavaş yavaş unun rengi dönmeden kavuruyoruz ve sütünü ilave ederken yine sık sık karıştırıyoruz. Asla karıştırmayı bırakmıyoruz. Çok önemli bir püf noktasıdır. Aksi takdirde tavuk göğsünüz topak topak olur. İstediğimiz kıvamı yakalayamayız. Bu noktada toz şekerini de ekledim ve hızlı hızlı karıştırmaya devam ediyorum. İstediğimiz kıvama geldi, göz göz oldu. Artık ocağın altını kapatıyorum ve son malzememiz olan bir paket vanilyayı da ekleyip hızlıca çırpıyorum. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir tatlı. Şimdi geldik son noktaya. Böyle bir blenderınız yoksa mikserle de çırpma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. En az 5 dakika. Mutlaka çırpmanız gerekiyor. 3 dakika değil, 4 dakika değil, 5 dakika istediğimiz kıvama gelene dek. Tavuk göğsünü çırpmaya devam ediyoruz en önemli püf noktası. Tekrar dipnot olarak düşmek istiyorum. Artık tatlarımı kuplara pay edebilirim. şöyle orta büyüklükteki kuplarla 6-7 adet tavuk göğsü çıkıyor. Daha küçük kuplarda hazırlayabilirsiniz kalabalık misafirleriniz için. Daha fazla sayıda tatlı edebil elde edebilirsiniz böylelikle. Hiç beklemiyorum. Blender'dan çektikten sonra kuplarıma pay ediyorum ve bir yandan da çikolatalı ganajını hazırlıyorum. Bunu isterseniz yapmayabilirsiniz. Üzerine tarçın serperek servis edebilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Ben kremayı ve bitter sütlü çikolatayı karıştırarak şöyle bir ganaj hazırladım. Hiç bekletmeden tavuk göğsü tatlımın üzerine servis ettim. Artık tatlarım hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma ufak bir emoji, bir kalp bırakırsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Tatlımızı 2-3 saat buzdolabında dinlendirip servis edebilirsiniz. Bir gece buzdolabında dinlendiğinde lezzeti ve kıvamı çok çok daha güzel oluyor. Bu arada beni yine aynı isimle Instagram'da da bulabilirsiniz. Orada çok daha aktifim. Tatlımın son olarak kıvamını gösteriyorum. Ben bir buçuk saat dinlendirdikten sonra kıvamı böyle oldu. Artık hava kararıyordu o yüzden acele ettim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.